Bu videoda sınavlarda karşımıza çıkabilecek birkaç örnek soru çözeceğiz. Bu sorular size bölünebilme kuralları konusunda yardımcı olacak. Hemen bir örnek verelim. Bölünebilme kuralları. Güzel. Hem 12 hem de 20 ile bölünebilen sayılar başka hangi sayılara bölünebilir? Buradaki püf nokta şu. Eğer bir sayı hem 12 hem de 20 ile bölünebiliyorsa, hem 12'ye hem 20'ye bölünebiliyorsa, o zaman bunların, bu sayıların asal çarpanlarına da bölünebilir. Asal çarpan. Evet, bakalım neymiş bu asal çarpanlar? Bulalım. 12'nin asal çarpanları 2 çarpı 6'dır. Ama 6 hala asal değil, değil mi? 6 eşittir 2 çarpı 3. Bu asal. O zaman 12'ye bölünebilen her sayı 2 çarpı 2 çarpı 3'e de bölünür. Asal çarpanlarımız neydi? 2 çarpı 2 çarpı 3. Şimdi 20'ye bölünebilen sayılara bakalım. Önce yine asal çarpanlarını bulalım. 2 çarpı 10. 10 da nedir? 2 çarpı 5. Demek ki 20'ye bölünebilen bir sayı 2 çarpı 2 çarpı 5'e de bölünür. Başka bir şekilde düşünürsek, asal çarpanları arasında 2 tane 2 ve 1 tane 5 var. Demek ki sayı eğer 12 ve 20'ye bölünebiliyorsa, 2 tane 2, 1 tane 3 ve 1 tane 5 olması lazım. 12 için 2 tane 2 ve 3, 20 için 2 tane 2 ve 5. Bir kontrol edelim. 20 ile bölmek 2 çarpı 2 çarpı 5 ile bölmek demek. Bu 2, 2 sadeleşir, 5'ler de sadeleşir, geriye 3 kalır. 12'ye bölersek bu 2 çarpı 2 çarpı 3'e bölmekle aynı şey. Bu 12 demek. Bunlar sadeleşir ve geriye 5 kalır. Demek ki her ikisine de bölünebiliyor. Buradaki sayı da 60. 4 çarpı 3, yani 12 çarpı 5. Yani 60, 12 ve 20'nin en küçük ortak katı oluyor. Bu sayı 12 ve 20 ile bölünebilen tek sayı değil. Bu rakamı bir grup çarpanla da çarpabiliriz. Bunlara A, B, C diyelim. Bu 12 ve 20 ile bölünebilen en küçük sayı. Daha büyük sayılar bu küçük sayının bölündüğü her sayıya bölünür. Şimdi soruları cevaplayalım. 12 ve 20'ye bölünebilen tüm sayılar aynı zamanda şu sayılara da bölünür. Bu sayıların ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için onları kullanamayız. Sayı 60 olabilir ya da 120 olabilir. Bu sayıyı bölen sayılar mesela 2 olabilir. 2 doğru bir cevap. 2 mutlaka 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'i bölecektir. 2 çarpı 2'yi de böler. 3 de böler. 2 çarpı 3 de böler. Bu 6 eder. 2 çarpı 2 çarpı 3 de böler. Yani kısacası buradaki sayıların bütün kombinasyonlarını sıralayabilirim. 3 çarpı 5 sayıyı böler. 2 çarpı 3 çarpı 5 de böler. Yani kısaca bu asal sayılara baktığımızda bunların tüm kombinasyonlarının aynı zamanda 12 ve 20 ile bölünebilen tüm sayıları da böldüğünü görürüz. Eğer bu şıklı bir soru olsaydı ve şıklar 7, 9, 12, 8 olsaydı, 7 bu asal çarpanlardan biri değil derdim. 9 eşittir 3 çarpı 3. Onun için 2 tane 3 lazım. Demek ki 9 da olmuyor. 7 olmuyor, 9 olmuyor. 12 eşittir 4 çarpı 3, değil mi? 4 çarpı 3 de eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu iki sayının en küçük ortak katının asal çarpanları arasında 2 çarpı 2 çarpı 3 var. Bu da 12. Demek ki 12 oluyor. 8 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2 lazım. Ama bizim 3 tane 2'miz yok. O zaman 8 de olmuyor. Evet, bir örnek daha çözelim ve konuyu daha iyi anlayalım. Yine aynı soruyu soralım. 9 ve 24'e bölünebilen sayılar aynı zamanda hangi sayılara bölünür? Yine burada bir kere daha asal çarpanları buluyoruz. 9 ve 24'ün en küçük ortak katını bulmamız lazım. 9'un asal çarpanlarını bulalım hemen. 3 çarpı 3. 24'ün asal çarpanları deyince 2 çarpı 12. 12 ise 2 çarpı 6. Değil mi? 6 da 2 çarpı 3.
Demek ki 9'da bölünebilen her sayının çarpanları arasında 9 da var. Ve asal çarpanları 3 çarpı 3. 24'te bölünebilen her şeyde 3 tane 2, yani 2 çarpı 2 çarpı 2 ve en az bir 3 var. 9'un içinde 3 var. Buradaki sayı hem 9 hem de 24'e bölünür. Bu sayı 72 oluyor. 72 eşittir 8 çarpı 9. Ve diyelim ki bu sorunun da cevapları çoktan seçmeliymiş. Cevapları da 16, 27, 5, 11 ve 9 olsun. 16'nın asal çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2'nin 4. kuvveti. 4 tane 2 gerekiyor ama bizde yok. Bu sayılar başka sayılar da olabilir. Tabii ama biz bilmiyoruz. Bu sayılar bizim 9 ve 24 tarafından bölündüğünü varsayacağımız sayının asal çarpanları. 16'yı atabiliriz çünkü içinde 4 tane 2 yok. 27 eşittir 3 çarpı 3 çarpı 3. Bizde ne var? 2 tane 3 var. Biraz daha sadeleştirelim. 5 bir asal sayı. Burada 5 yok. Evet, onun için o şık da elendi. 11, o da asal. Onun için onu da eliyoruz. 9 eşittir 3 çarpı 3. Evet, bu saçma bir cevap olmuş çünkü 9 ve 24'e bölünebilen tüm sayılar 9'a zaten bölünür. Cevap 9 olacak ama onu şıklara koymamamız gerekiyordu çünkü kendisi sorunun içinde. Ama neyse, siz çaktırmayın, 9 olur. Eğer 8 olsaydı, şıkların içinde yani, o da olurdu. 8 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 uyarsa 4 de uyar. 4 eşittir 2 çarpı 2 değil mi? 6 da uyar, o da 2 çarpı 3. 18 de olur çünkü 18 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 3. Neyse, kısaca bu asal çarpanlardan oluşan tüm sayılar 9 ve 24'e bölünebilen sayılara bölünebilirler. Evet, umarım aklınızı çok karıştırmamışımdır. Hoşça kalın.